Selamlar herkese. Bu benim ilahiyatla ilgili çektiğim 5. video olacak. İlahiyat okumak videosuyla başladım. Daha sonra ilahiyat kazanmak için üniversite sınavında çözmeniz gereken bölümlerden bahsettiğim bir video çektim. Daha sonrasında ilahiyatla ilgili en çok merak edilen soruları toparlayıp yine en çok merak eden sorularla ilgili bir video çektim. En son da açık öğretim ilahiyat fakültesi ile ilgili merak edilen soruları çektim ve açık öğretim ilahiyat fakültesi mezunlarının hangi meslekleri yapabileceği ile ilgili bir video çekmiştim. Bu şekilde toplam 4 video çekmiştim. Bu 5. videom olacak. Bu videomda ilahiyatla ilgili merak edilenler 2 videosu olacak. Çünkü ilahiyat okumak videomun altına hala daha sorular gelmeye devam ediyor ve ilk ilahiyatla ilgili merak edilen sorular videomdan daha farklı sorular geldi. Bu yüzden soruların cevapları da çok uzun olduğu için video ile cevaplamaya karar verdim. Toplamda 7 tane konudan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi DGS. En son açık öğretim ilahiyatlıların yapabileceği meslekler videomda bahsettikten sonra bana DGS ile ilgili sorular gelmeye başladı. DGS'nin açılımı dikey geçiş sınavı. Ben sizlere dikey geçiş sınavında hangi dersler çıkıyor, kaç soru çıkıyor ve bu sınav toplam kaç dakika süresine kadar, bunlardan bahsedeceğim öncelikle. Arkadaşlar DGS yani dikey geçiş sınavında matematik, geometri ve Türkçe dersleri çıkıyor. 60 tane sözel sorusu oluyor, 60 tane de sayısal soru oluyor. 2021 yılı itibariyle de sınav süresi 150 dakikaya yani 2,5 saate çıkarılmış durumda. Peki, 2 yıllık ilahiyat mezunları DGS'ye girdikten sonra hangi bölümlere geçebilirler? Ben bunun cevabını sizler için araştırırken öğrenmiş oldum. Ben sadece 4 yıllık ilahiyat fakültesine geçebildiklerini zannediyordum. Yani cümleyi toparlayacak olursam, 2 yıllık ilahiyat mezunlarının yani açık öğretmen ilahiyat bitiren arkadaşlarımızın DGS sınavıyla sadece 4 yıllık ilahiyata geçebildiklerini zannediyordum. Fakat bu arkadaşlarımız 2 yıllık açık öğretim ilahiyatı bitirdikten sonra DGS ile birlikte Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiş yapabiliyorlarmış. Arapça öğretmenliği bölümüne geçiş yapabiliyorlarmış. Fars Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiş yapabiliyorlarmış. Ve bir de tabii ki bildiğimiz üzere 4 yıllık ilahiyata geçiş yapabiliyorlarmış. Ve son olarak da İslami İlimler Fakültesine geçiş yapabiliyorlarmış. Tabii ki her birinin puanı farklıdır. Puanlar konusunda bilgim yok. Eğer bu saydığım 6-7 bölümden birine geçiş yapmak istiyorsanız ya geçiş yapan birine ulaşıp ya da internetten araştırarak puan konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Şöyle sorular gelmişti. Hocam 2 yıllık açık öğretim ilahiyattan sonra 4 yıllık okumak istiyorum ama örgün şekilde değil, uzaktan okuyabilir miyim şeklinde sorular gelmişti. Evet, 4 yıllık ilahiyata örgün ya da uzaktan geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz örgün yüz yüze eğitime katılıp yani 4 yıllık ilahiyatı kazananların arasına katılıyorsunuz bu durumda. Şöyle oluyor, direkt 3. sınıftan yani ben kendim de 4 yıllık ilahiyat fakültesi okurken biz 3. sınıftayken DGS ile gelen arkadaşlar olmuştu ve onlar direkt 3. sınıfta gelip yani direkt 3. sınıftan başladılar. Bizlerin sınıflarına yerleştirildiler. Bizden farklı alamadıkları dersler varsa alttan aldılar. Bu şekilde bizlerin arasında yani direkt 3. sınıftan başlamış oldular örgün eğitime. Bizim zamanımızda uzaktan eğitimle de tamamlanıyordu 4 yılla. Ve yine başka arkadaşların yazdığı yorumlara göre şu anda uzaktan 4 yılla tamamlama devam ediyormuş başka üniversitelerde. Birinci sorum yani daha doğrusu sizleri bilgilendireceğim birinci konu bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci en çok sorulan soruya. İkinci en çok sorulan soru da hazırlıksız ilahiyat var mı hocam? Bunu soruyorlar. Biliyorsunuz ki ilahiyat fakülteleri 4 yıllık. Bir de 1 yıllık hazırlık olduğu zaman 5 yıla çıkıyor. 5 yıl okumak istemeyenler var veya en önemlisi 1 yıl boyunca Arapça görmek istemeyenler var. 1 yıl boyunca sürekli aynı dersi görmek, sürekli dil görmek onları sıkacak ki görmek istemiyorlar. Bu yüzden de en çok hazırlıksız ilahiyat var mı diye soruyorlar. Evet, hazırlıksız ilahiyat var arkadaşlar ve ben bunu Google'da çok araştırdım. Hem bana gelen sorulara cevap verirken araştırdım hem de bu videoyu çekeceğim için araştırdım.
Fakat Google'da bile bu konuda yeterli bilgi yok. Hepsinin yanında mesela 4 yıl yazıyor. Puan tablosu açıldığında mesela işte taban puanlar açılıyor ya. İlahiyatlar en son yıl hangi puanla almışlar, kaç puanla almışlar. Bu tablo açıldığında hepsinin yanında 4 yıl yazıyor ama 4 yıl yazan üniversitelerde biliyorum ki, ben bizzat biliyorum ki hazırlık var. Yani 4 yıllık fakülte olduğu için parantez içinde yanlarında 4 yıl yazıyor. Yani bu hazırlık olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden sadece bir tane üniversite biliyorum hazırlık olmayan, ilahiyatında hazırlık olmayan. O da Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Bunu da yine yorumlardan bir arkadaşımız yazmıştı. Demişti ki ben Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeyim ve bizim okulda hazırlık yok İlahiyat Fakültesi'nde demişti. O şekilde Karabük Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık olmadığını biliyorum. Onun dışında bir de diyorsanız ki ben işte İlahiyat Fakültesi okumak istiyorum. İslam'la ilgili ilimleri öğrenmek istiyorum. İlahiyat Fakültesi'nde gösterilen ilimleri öğrenmek istiyorum ve sonucunda din kültür öğretmeni olmak istiyorum diyorsanız direkt İslami İlimler bölümünü de tercih edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü İslami İlimler Fakültesinde de aynı dersler, tabii ki tek tük farklı dersler vardır. O bizim İlahiyat Fakültesindeki seçmeli derslerimiz arasında bile farklılıklar vardı ama İslami İlimler Fakültesinde ilahiyatla aynı doğrultuda dersler var. Fakat 4 yıllık Arapça hazırlık yok. Ve İslami ilimlerden mezun olunca da İlahiyat Fakültesinden mezun olanlarla aynı şeyleri yapabiliyorsun. Tamamen aynı şeyler, aynı şartlar. Zaten hemen bu ikinci maddemden sonra üçüncü maddem de ilahiyatla İslami ilimler arasındaki farklardı. Hemen hemen üçüncü maddemi de cevaplamış oldum. Sevgili arkadaşlar, İslami ilimlerle İlahiyat Fakültesi arasında fark yok. İkisinden de mezun olduğunuzda aynı süreçlerden geçiyorsunuz. MEP'te atanmış öğretmen olmak istiyorsanız her iki mezun da, İlahiyat Fakültesi mezunu bir arkadaşımız da, İslami İlimler Fakültesi bir arkadaşımız da aynı şekilde KPSS'ye hazırlanıp, aynı şekilde KPSS'de aynı dersleri çözüp, aynı alan sınavını girip, daha sonrasında işte mülakata girmeye hak kazandığı bir puan alırsa mülakata girip, daha sonra mülakattan da atanmayı hak edecek bir puan alıp da çıkarsa, atama puanına yetiyorsa, yani onu atanmaya yeterli puan aldıysa, her ikisi de aynı şekilde atanıyor sevgili arkadaşlar. Ve buradan şuna bağlayacağım. Yine bir diğer maddem de KPSS sonrası din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve bir de İmam Hatip liselerinde meslek dersi öğretmenliği gibi iki farklı alan var ve bu konuda da çok soru geliyor. İşte diyorlar ki biz kendimiz mi tercih ediyoruz din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmayı ya da İmam Hatip liselerinde ya da İmam Hatip ortaokullarında meslek dersi öğretmeni olmayı biz kendimiz mi tercih ediyoruz diyorlar. Evet arkadaşlar, siz bu noktada KPSS sonrası puanınız da belli olduktan sonra iki yol ayrımı çıkıyor önünüze. Ya din kültürü öğretmenliğinden tercih yapacaksınız ya da İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu meslek dersi öğretmenliğinden tercih yapacaksınız. Karar tamamen size kalmış. Bildiğim kadarıyla, en son takip ettiğim kadarıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinin puanı 1-2 puan daha yüksek oluyor. İmam Hatip meslek dersi öğretmenliğinin puanı 1-2 puan daha düşük kalıyor. İkisi arasındaki fark 1-2 puan kadar. Bu şekilde artık hangi alanda tercih yaparsanız, diyelim ki İmam Hatip meslek dersi öğretmenliğinden tercih yaptınız ve o şekilde atandınız. Ondan sonra işte başka okul tercih etmek istediğinizde de yine meslek ders öğretmeni olarak tercih ediyorsunuz. Şehir değiştirmek istediğinizde de yine meslek ders öğretmeni olarak tercih yapıyorsunuz. Veya din kültür öğretmenliğini tercih ettiniz. Yine din kültür öğretmenliğinden devam ediyorsunuz. İşte diyelim ki bir yerde zorunlu göreviniz 4 yıl. 4 yılınız bitti. Başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Başka şehirdeki din kültür öğretmenliği açıklarından tercih yapıyorsunuz. Din kültür öğretmeni olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bana vize ve finallerle ilgili de soru geldi. Hocam işte vizeler, finaller nasıl oluyor? Test mi oluyor? Klasik mi oluyor diye. Şimdi arkadaşlar, korona süreci her şeyi değiştirdi. Biliyorsunuz koronavirüs hayatımıza girdikten sonra üniversiteli arkadaşlarımız 2 yıldır diyeyim artık. Yani bir geçen yılın ikinci dönemi, bir de bu yıl tüm yıl boyunca uzaktan eğitim gördüler ve sınavları da online oldu. Online'ken öğretmenler çoğunlukla testi tercih etmiştir diye düşünüyorum üniversite hocaları. Tabii ki klasik yapan da vardır ama online'da klasiği nasıl yapıyorlardır bir fikrim yok. Ben kendim de ikinci üniversite okuyorum ama benim hep test olduğu için online sınavlarım test şeklinde. Peki bizim zamanımızda, yani ben 2009-2013 yılları arasında İlahiyat Fakültesini okudum. Bizim zamanımızda sınavlar nasıldı? Öğretmenden öğretmene değişiyordu. Test yapan öğretmen de vardı, klasik yapan öğretmen de vardı. Ama çoğunlukla klasik oluyorduk. Hatta üniversite öyle bir şey ki arkadaşlar, şu an belki bu videomu lise sonda
olup üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız okuyor. Öyle bir şey ki üniversite sınavları, öğretmen sadece iki klasik soru soruyor. Her soru 50 puan. Yani bir soruyu yanlış yaptığında direkt 50 alıyorsun. Yani ya da iki soruyu da doğru yaptığında tam olarak eğer hocanın istediği şeyleri yazmadıysan 100 alamıyorsun gibi. İki tane klasik soru, her biri 50 puan. Ama o iki soruya bize 4-5 sayfa yetmiyordu. Yani arkalarını dolduruyorduk sınav kağıdını. Arkasından ek yedek kağıt alıyorduk, yedek kağıt alıyorduk, yedek kağıt alıyorduk. 5 sayfa, sayfaya yakın yazan arkadaşlar vardı. Bu şekilde yani üniversite sınavları böyle lisede gördüğünüz sınavlar gibi değil, biraz daha farklı oluyor. Dediğim gibi öğretmenin inisiyatifine kalmış test yapmak ya da klasik yapmak. Ama dediğim gibi bizim zamanımızda çoğu klasik yapıyordu. Çünkü klasikte bilgimizi daha iyi ölçebiliyorlar. Testte kopya çekme öğretmenler açısından riski daha fazla. Hani öğretmenler açısından öğrencilerin kopya çekme riski daha fazla olduğu için. Klasikte öğrenci ne kadar öğrenmiş ya da öğrenci öğretmenin vermek istediği bilgiyi, düşünceyi alabilmiş mi? Bunu daha iyi görebildikleri için çoğu klasik yapıyordu. Şu an hatta koronavirüs sürecinde çevremdeki üniversiteli arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla birçok hoca ödev teslimi şeklinde istemiş. Ve geldik en çok sorulan soruya. En çok atamalarla ilgili soru soruluyor arkadaşlar. Öncelikle bunu daha önceki videolarımda da belirttim ya da yorumlarda sorulduğunda da belirttim. Ben kendim MEP'te atanmış bir din kültürü öğretmeni değilim. Ben kendim özel okullarda çalışıyorum. 6 yıldır din kültürü öğretmeniyim ve 6 yıldır hep özel okullardaydım. Yani 3 yıl bir okulda çalıştım. 3 yıldır da bir okulda çalışıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Ama dolusuyla MEB'e atanan arkadaşlarım var. Çünkü 2013 senesinde biz mezun olduk. 2014 senesine kadar formasyonumuzu aldık 6 aylık süreçte. 2014 KPSS'ye girdik ve 2014 yılında 50'nin üzerinde alan tüm arkadaşlarımız atandılar. Ben o süreçte tercih yapmadım. Daha doğrusu puanımın yeteceği tercihler yapmamıştım. Hep kendi şehrimde açılan yerleri yazmıştım. Ben de İzmir'de yaşıyorum bildiğiniz üzere ve İzmir'de çok çok yüksek puanlı yerleri aldı. Zaten çok fazla da yer açılmamıştı o zaman İzmir'de. Onlara da çok çok yüksek puanlı kişiler girmişti. O yüzden ben o dönemde atanamamıştım. Ve kolejlere yönelmiştim. Kolejlere CV bırakmıştım. O şekilde kolejlerde devam ediyorum. Ben düzenimi bu şekilde oturttum. Ben halimden çumnunum. Ama tabii ki MEB'e atanan bir sürü arkadaşım var. Bu yüzden de atamalar hakkında az çok bilgim var. Şimdi 2014 senesinde dediğim gibi 50'nin üzerinde alan herkes atandı. Açıkta kimse kalmadı. Atanmak isteyen herkes, yani MEB'te öğretmen olmak isteyen herkes öğretmen oldu. Ama arkadaşlar 2014'ten 2021'e kadar kaç yıl geçti? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 yıl geçti ve 7 yıl içerisinde bu doygunluğa ulaştı artık. Yani 7 yıl önceki boşlukla bugünkü boşluk asla bir değil. Zaten sadece tek bir rakam söyleyeceğim ve bu rakamdan aslında atamaların halini anlayabilirsiniz. 50 bin ilahiyat mezunu var atama bekleyen, alınan ilahiyatçı yani öğretmen olarak atanacak olan İlahiyatçı rakamı toplamda yuvarlarsam 4000. Yani 2000 din kültürü öğretmenliği bölümünden, 2000 de meslek dersi öğretmenliği bölümünden toplam 4000. Şimdi 50.000 kişiden 4000 kişiyi alacaklar. Düşünün ne yaparlar? En yüksek puan alan kişiden başlarlar değil mi almaya? En yüksek kişiden almaya başlarlarsa da 50.000 kişiden 4000 kişi hemen bitiverir. Yani bu da ortalama yaklaşık 79-80 gibi rakamlarda kalıyor taban puan. Ve ilerleyen senelerde en çok da bana bu geliyor. Abla işte şu an İlahiyat Fakültesi okuyoruz. İşte 3 yıl sonra, 4 yıl sonra ne olur atama durumu diye sorular geliyor. Tabii ki hani bunu ben öngöremem dediğim. Takip eden arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da ilerleyen yıllarda bunun artık iyice doygunluğa ulaşacağını, şu an taban puan 79'sa ilerlerde 2-3 sene sonra daha da yükseleceğini, ilahiyatların da artık atama konusunda zorluk yaşayacağını öngörüyorlar. Evet, aslında bir 2014 senesine bakınca, bir de bu 2021 senesine bakınca aslında gerçekten bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani artık o boşluk doyuma ulaşmaya başladı arkadaşlar. Hani önü kapalı demek istemiyorum ama bir işte 7 yıl önceki gibi de ataması o kadar kolay değil artık. Tıpkı diğer öğretmenlik bölümlerindeki gibi KPSS'yi çok sıkı çalıştırmayı gerektiriyor. Bu şekilde. Ve son olarak arkadaşlar,
En son artık sizi ilahiyattan mezun ettim, KPSS'ye soktum, çıkardım, atamalardan bahsettim. Şimdi son olarak da mezun olduktan sonra yapılacak işlerden bahsedeceğim. Şimdi herkesin bildiği gibi ilahiyatlı bir kişi ya da İslami İlimler Fakültesinden mezun olan bir kişi MEB'te yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda yani öğretmen olarak çalışmak istiyorsa ne yapar? Ya KPSS'ye hazırlanır, atanmaya çalışır ya da imkanı varsa yani şehrinde çok fazla kolej varsa ya da şehir değiştirmek istemiyorsa ne yapar? Şehrindeki kolejlere CV bırakır. Bir şekilde öğretmenlikle yoluna devam eder. İlahiyat Fakültesi ya da İslam İlimler Fakültesi mezunu oldunuz. İkinci yol olarak üniversitede öğretim görevlisi olabilirsiniz. Bunun için ALES sınavına ve YDS sınavına girmeniz gerekiyor ve okul puan ortalamanızın da iyi olması gerekiyor. Ve daha sonra yüksek lisans da yaptıktan sonra araştırma ve öğretim görevlisi olarak üniversite yolunuza devam edebiliyorsunuz. Tabii orada kendinizi yükselttikçe maaşınız da artıyor. Yani işte yüksek lisans, doktora, yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük şeklinde kendinizi geliştirdikçe, yükseldikçe maaşınız ve konumunuz da yükseliyor. Üçüncü olarak da yine İlahiyat Fakültesi ve İslam İlimler Fakültesi mezunlarının üçüncü yöneleceği yolda Diyanet. Diyanette de işte eğer erkekse imam, Kur'an kursu öğreticisi ya da vaiz, işte kadınsa Kur'an kursu öğreticisi ya da vaize şeklinde yoluna devam edebiliyor. Bir de biz mezun olduktan sonra ortaya çıkan manevi bakım uzmanlığı diye bir şey oldu. Manevi bakım son yıllarda çıktı. Bu sosyal hizmetlerle Diyanet'in birlikte yapmış olduğu bir hizmet. Manevi bakımda da İlk çıktığında sadece Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans, manevi bakım yüksek lisansı vardı ve yüksek puanla alıyordu. Aynı zamanda hem yüksek puan hem de parayla alınan bir şeydi. Daha sonra İzmir'deki Kadıköy Üniversitesi'ne de geldi bu manevi bakım yüksek lisansı. Manevi bakım yüksek lisansını bitirdikten sonra yeterli puanla alırsanız ya hastanelerdeki hasta insanlara manevi destek ve motivasyon vermek ya da işte KYK gibi devlet yurtlarında öğrencilere manevi bakım ve işte destek vermek, motivasyon vermek ya da öğrencilerin sorularına cevap vermek amacıyla bu tarz farklı kurumlara atanıyorsunuz. Sadece hastane olan kısmını okudum. Bir de işte bu KYK yurtları kısmını duydum. Bana gelen sorular bu şekildeydi. Elimden geldiğince toplu bir şekilde yanıtlamaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer 4 videomun linkini de aşağıya bırakacağım. Merak edenler olursa aşağıdan linke tıklayıp izleyebilirler. Görüşmek üzere.